İnsan hayatta kalmak için en çok neye ihtiyaç duyar? 1. Nefes almaya. 2. Beslenmeye. 3. Bir daha kimse saçlarına dokunamayacaksın. Güvende hissetmeye. 4. Ait olmaya. 5. Sevilmeye. 6. Görülmeye. Ama bu ihtiyaçların hepsini tek bir kaynağa bağlarsanız, en önemlisine sonsuza dek veda edersiniz. Havadan, sudan bile daha önemli olan şeye, özgürlüğünüze. Artık onun tutsağısınızdır. Zincirli veya zincirsiz. O isterse görür, isterse sever, isterse korur, isterse inanır. Ve sadece o isterse nefes alırsınız. Geldiğimde bu haldeydi, yemin ediyorum Tamer, ben hiçbir şey yapmadım. Ambulanslara Meryem. Telefonum yok ki. Sen ara Dilber, ambulansı ara hemen. Abi, babam ölmüş mü? Beykoz'daki Yılmaz Yalısı'na bir ambulans alabilir miyiz? Karnından bıçaklanmış. Hayır, bilinci açık değil. Bilmiyorum ne zaman olduğunu, çok kan kaybediyor. Acele eder misiniz? Tamer, bana inanmak zorundasın. Yemin ediyorum o çağırdı beni. Uyandırdı, yatağımda uyuyordum ya. Uyandırdı, Bülent geldi, polise gidecekmiş dedi. Koştur koştur buraya geldim. Böyleydi, böyle buldum zaten. Yalan söylüyor. Can acıyor mu çok? Ne oldu? Geberemedim diye üzüldün mü? Tam tersi olsun diye uğraşıyordum. Böyle olsun istemedim. Ama oldu işte. Ne yapacaksın şimdi? Nasıl engel olacaksın? Sizi ihbar etmeme. Kim yaptı bunu? Kim olacak? Senin o manyak karın. Ama görecek günün o. Hapislerde çürüyecek. Bütün parasını verdi sana. Serbest bıraktı seni. Niye dönüp tehlikeye attın kendini? Daha fazlasını mı istedin? Değdin mi bak? Ne haldesin? Döndüm evet. Bana o fare deliğinde çektirdiklerinin hesabını vermeyecek misin sen? Sen babanı hiç tanımamışsın oğlum. Her şeyim olmadan rahat edemeyeceksin değil mi? Neden bu kadar nefret ediyorsun benden? Ben senden nefret etmiyorum Tamer. Sen benim eserimsin. Seni ben yetiştirdim bugünlere. Gücünü, kuvvetini, yeteneklerini, hiç yenilmez oluşunu hep bana borçlusun sen Tamer. Küçükken öyle cici çocuklar gibi başını okşasaydım, yanağından makaslar alsaydım, bir mahalle bir çocuğu olacaktın. Silik, beceriksiz, korkak. Ama bak, hala pes etmiyorsun. Alacağının peşindesin. Sen beni de açtın Tamer. Ben çaldım, çırptım, huvardalık yaptım ama ben kimseyi kaçırmadım. Kimseye işkence etmedim. Sen babanı da açtın Tamer. Ben senden nefret etmiyorum. Tam tersi. Seninle iftihar ediyorum oğlum. Ben dün çok önemli bir şey fark ettim Meryem. Ne fark ettin? Sen üzüldüğünde yanında olmak çok güzel. Yani bu kadar güzelse mutluluğu paylaşmak kim bilir ne kadar güzeldir diye düşünmeden edemiyorum. O yüzden kendi gözlerimle görmek istedim. Sadece benimleyken üzül ki
Elimden geleni yapabiliyorum. Sadece benim yanımdayken mutlu ol ki o mutluluğu yüzle katlayabilirim. Benimle evlenir misin abi? Bak sen şu çakala. Bak sen şu kurnaza. Evlenme teklif ediyor. Oldu olacak. Yalının tapusunu da verelim. Hı? Ne dersin damatçık? Ya sen bir rahat bıraksana bizi. Defol git ya, bir şey konuşuyoruz. Oğlum sen bu kızı böyle yalnız gördüğünde kimsesiz mi sandın? Ben bunun o fakir sevici abisine benzemem. Alırım façana aşağı. Kızım, bunun seni sevdiği falan yok. Yok, üzülürmüşsün de. Yok, sevinirmişsin de falan filan. Bunun derdi senin paranda, paranda. Yavuz, ne olursun bir dakika dur. Gitme, Yavuz. Bırak gitsin ya, aldı ağzının payını. Yürü, şoför. Babanızı tanımıyorum ama sizi onun yanında gördüm. Yani sanki siz gibi değildiniz. Nasıldı? Yani normalde abuk durumlarda eğlenirsiniz. Ciddi şeyleri sabote edersiniz. Meydan okursunuz. Özgüveniniz yerindedir. Hatta böyle benim uyuz olduğum böyle pis bir sırıtma vardır yüzünüzde. Ama bugün babanızın yanında çok ağırdınız. Yani fazla bir ağırlıktan bahsediyorum. Ağır doğru kelime. Babam o kadar hafif ki. Ama yükü ağır. Tamam. İşte ben de diyorum ki o yükü taşımak zorunda değilsiniz. Yani sizi böyle tatsız, mutsuz, ciddi görmek gerçekten üzücüydü. Ki bunu ben söylüyorum. Yani ne olur iki saniye ciddi olalım diye böyle size yalvaran ben söylüyorum. Bir de yani eğer kendinizi koruyamıyorsanız ne bileyim... belki biraz çocukluğunuzu düşünün. Yani çocukluğunuzda kaybettiğiniz neşeyi ya da bilmiyorum yani başka neler varsa belki o yardımcı olabilir. Ama hala ikna olmuyorsanız yani şu kadarını söyleyeyim. Bir insan kendi çocuğuna senin ait olduğun yer yetimhane diye bir şaka yapıyorsa sonra da gidip gerçekten onu yetimhaneye bırakıyorsa o insan baba filan değildir. Yani kusura bakmayın biraz ağır konuştum ama bunlar gerçekler. Ne yaptı? Ne yaptı sana? Nasıl teselli etti? Elinden mi tuttu? Sarıp sarmaladı mı? Ne yaptı? Saçmalıyorsun Peri. Gerçekten bak zaten canım burnunda. Ne olur artık kapatalım konuyu hadi. Ne olduysa söyle o zaman. Niye susuyorsun? Bir şey söyleyemediğine göre bir şey olmuş. Olsun mu isterdin? Ne? Olsa rahatlayacak mısın? Oldu mu, olmadı mı? Oldu. Oldu. Hayal ettiğin ne varsa kafanda canlandırdığın ne varsa hepsi oldu. Ha? Nasıl? Rahatladın mı? Geldi ilk önce dudağımdan öptü, ondan sonra deliler gibi seviştik. Kafanda canlandırdığın her şey oldu. Babam gurur duyuyormuş benimle. Sen de duyuyor musun? Demek yaptın yani sonunda öyle mi? Suratına bile bakamıyorum ya. Tiksiniyorum bakmaya. Baban hiç değilse ne mal olduğu belli. Senin sürekli suratında bir maske var. Bırak artık bu iyi insan numaralarını. Yok hayatını kurtarmak için kaçırdım. Başına bir şey gelmesin diye bağladım. Onu korumak için yalan söyledim. Ya bırak artık rol yapmayı. Çıkar artık şu suratındaki maskeyi. Sen bunların hepsini kendin istediğin için, kendi zevkin için yapıyorsun. Zevk alıyorsun bundan. Babanı hak ediyorsun. Ama benden bu kadar. Size mutluluklar diliyorum. Ama bundan sonra ben yokum. Pişman mısın? Anlamadım. Anladın. Abime söylemedim. Henüz.
daha önce yapmadığıma pişman. Onun uğruna sizden vazgeçtiğim pişman. Ama şimdi bir şans var elimde. Belki oğlumla aramı düzeltebileceğim. Yepyeni bir sayfa açacağız birlikte. Tertemiz bir sayfa. Seni affedeceğini mi düşünüyorsun? Yok. Hayır. Ama bunu istemek bile iyi hissettiriyor, biliyor musun? Anne gibi hissediyorum. Anne. Aranız iyi olsa bir dert, olmasa bir dert. Çok sıkıcısınız böyle. Hadi barışın. Baba hadi. Ne yapmamı istiyorsun? Muhabbet edin biraz. Üzülüyor, yazık. Yok Damlacığım, üzülmüyorum. Sen merak etme. Ama evliler eğlenmezse boşanırlar. Öyle bir şey olmayacak, merak etme. Annemle Seko amcam bile daha iyi anlaşıyor. Üstelik siz bir de birbirinizi seviyorsunuz güya. Onlar sadece arkadaş. Siz çocuk yapacak mısınız? İster miydin böyle bir şey? Yani kardeşim olsun isterdim ama onu benden daha çok sevmeni istemezdim. Merak etme Damlacığım, öyle bir şey olmayacak. Nasıl, hiç mi? Hiç. Hem zaten Erci var. Sonrasında ben varım. Yani bu evde çocuk var. Evet. Bu nefret peki nasıl böyle bir aşka dönüşebilir? Sizinki öyle mi oldu? Yani nefretiniz aşka mı döndü? Başından beri karanlık bir adam olduğunu biliyordum. Ama bir şekilde hep beynimde akladım. İnanmak istedim, görmek istemedim, görmedim. Sonunda da zaten aldattı. Ama ben yine de gidemiyorum. Babam gibi aynı, gidemiyorum. Peri Hanım, hikayenizde sanki tam olarak her şeyi anlatmıyorsunuz. Söylemediğiniz bir şey olabilir mi? Biliyorsunuz değil mi? Biz burada her şeyi konuşabiliriz. Çekindiğiniz bir şey var mı? Evet var. Ama söylersem zarar görür. Kim? Neden zarar görecek? Çünkü benim yapamadığım şeyi yaparsınız. Polise şikayet edersiniz onu.